28 Eylül'deki deprem ve tsunami felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da ölü sayısı sevgili seyirciler 2091'e yükseldi maalesef. Türkiye AFSD'lere yardımı sürdürüyor. Gönderilen çadırlar birer birer kuruldu. İhtiyaç sahipleri bir nebze olsun rahat nefes aldı. Deprem ve tsunami yerle bir etti. Endonezya'da felaketten etkilenen bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 2091'e yükseldi. Türkiye yaraları sarmak için bölgeye yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Türk Kızılay'ın Endonezya'ya ulaştırdığı yardımlar deprem ve tsunami felaketiyle yerle bir olan Palu bölgesine nefes aldırdı. 250 çadır, 1500 uyku tulumu ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Çadırların büyük bir kısmı kurularak AFSD'ler için yaşam alanları oluşturuldu. Depremzedelere sığınacak birer yuva oldu. Çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş ve ibadet alanları da kuruldu. Okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı. Türkiye'deki tabii hassasiyetler çok fazla, özellikle Endonezya konusunda. Türk Kızılay'da bir kampanya başlattı Endonezya'ya yardım adı altında. Şu ana kadar da kampanya güzel gidiyor ve buradaki çalışmalarımıza bu doğrudan yansıyor. AFSD'lere barınma ihtiyaçlarının yanında gıda yardımı da yapılıyor.